mirası her gün yaşayacak. Bundan sonra da yüz binlerce insana, en küçüğünden en büyüğüne hizmet edecek bir eser ortaya çıkmıştır. O bakımdan çok onurlandığım bir gün. Bizim aslında mutluluğa çok ihtiyacımız var. Ekrem İmamoğlu bizi mutlu ediyor. Beylikdüzü'ne her gelişimde yaptığı Yaşam Parkı'nı, Yaşam Parkı'nda çağdaş müziği izleyenleri, bütün halkıyla bütünleşmesini, halkla kucaklaşmasını ve yaptığı bu eserleri görünce çok mutlu oluyorum. Ve bize çok Ekrem İmamoğlu lazım. İyi misiniz? Burası bir kere gençler için ve çocuklar için çok önemli, çok değerli bir merkez olmuş. Ben gezdim ve her yerde gençleri ve çocukları gördüm. O kadar heyecanlandım ki sanat güzelleştirir ve iyileştirir. Yaşar Kemal, ardından Adile Naci Temel şu anda karşımızda. Bedir Rahmi ve daha pek çok çiçek. Sevgili Zülfü abi, Cumhuriyet'in büyük bestecisi ve romancısı. Bütün bu dostlar olağanüstü bir ataya layık bir şekilde sevgili başkanımızın muhteşem fikriyle bir araya geldik. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, emperyalizmle mücadelenin sadece savaş alanlarında değil, kültürüne ve sanatına sahip çıkarak yapılacağını biliyordu. Başkanımız da onun adını bu kültür ve sanat merkezine vermek suretiyle Atatürk'ün bu yanını da öne çıkartmış oldu. Biliyorsunuz Taksim'de bir Atatürk Kültür Merkezimiz vardı. 10 yıldır yürüntü halinde duruyor. Onu da dikkate alırsak bu gibi kültür sanat merkezleri çok çok önemli. Eğitim çok önemli, kültür sanat çok önemli. İşte çağdaş uygarlık düzeyine böylece yavaş yavaş ulaşacağız arkadaşlarımızın bu yatırımlarıyla.